Can merhaba. Bu yatay geçiş konusunda kanalımızın tecrübeli isimlerindensin. Hem yatay geçiş maceranın nasıl olduğunu, hem senin neler yaşadığını ve belki insanların yararlanabileceği bazı bilgileri bizle paylaşırsın. Daha sonra da daha detaylı olarak soru cevap şeklinde ilerleriz. Ben Kıbrıs'ta Yakın Doğu Üniversitesi'nde okuyordum. İlk 4 senemi orada okudum. 4 senemin işte ortalamasını alarak dedim ki bir bakayım hani başvurabileceğim nereler var, nereler kontenjan açmış. Bir kısa bir araştırma yaptım. Kontenjan yani yurt dışı kontenjanı açılan üniversitelere başvurularımı yaptım. Bunlar kontenjanlarını açıklıyorlar. Siz de ona göre başvuruyorsunuz. Çünkü bazı okullar hiç yurt dışı kontenjanı açmıyor. Önce bunları takip etmeniz, tarihlerini iyi ayarlamanız gerekiyor. Hepsinin başvuru zamanı, başvuru koşulları farklı olabiliyor. Genel olarak hani koşullardan bahsetmek gerekirse, üniversiteler öncelikle kendi geçme notlarının üzerinde bir puan ortalaması istiyor. Yani bu ne demek? Kimi üniversite 65 üzeri istiyor, kimi üniversite 60 üzeri istiyor. Bu da sizin önceki üniversitenizdeki puanınızın dörtlük sistemdeki puanın yüzlük üzerine çevrilmesiyle eşdeğer haline gelmiş oluyor. Bu sizin geçiş puanınız oluyor. Bazı üniversiteler bu puanla ÖSYM'den aldığınız yani üniversiteye girerken aldığınız puanın da belli bir yüzdesini alarak yeni bir puan oluşturuyor. Bu şekilde sizi sıralıyor. Bazısı da sadece başarı puanınızı yani ortalamanızı baz alaraktan başvuruya kabul ediyor. Başvuruları yapıyorsunuz. İşte asiller, yedekler olarak işte iki tane alıyorsa iki asil, iki yedek olacak şekilde sizi ortalamalarınıza göre sıralıyor üniversiteler. Önce asiller açıklanıyor. İşte asile çıktıysanız zaten kayıt oluyorsunuz. Sonra yedekler açıklanıyor. Yedeklerde hani bekleyebilirsiniz. Ben mesela yedeklerden geçiş yaptım Cumhuriyet Üniversitesi'ne. Ondan sonrasında işte birinci, ikinci yedek oluyor. Bunların tarihleri de farklı zamanlarda açıklanmış oluyor. Bunları iyi takip etmeniz gerekiyor. Genel olarak bu şekilde. Şimdi ben sana bazı böyle daha ince detayları sormak istiyorum. Çünkü daha önceki videomuzda yorumlarda da bazı böyle insanlar anlamadıkları noktalar olmuş. İlk başta şimdi kontenjan dedin. Bu kontenjanlar sizin yani Kıbrıs'tan geçenler için özel mi oluyor yoksa tüm Kıbrıs yurt dışı sayıldığı için tüm yurt dışından geçiş yapan öğrenciler bir havuzda mı toplanıyor onu sorayım. Yurt dışında olan bütün üniversiteler yurt dışı kontenjanı üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Yani bu ne demek oluyor? İtalya'da okuyan, Ukrayna'da okuyan bir öğrenci de gelip buralardaki üniversitelere başvurabilir ama bu denklik şartının olması gerekiyor bu başvuruyu yapabilmeleri için. Burada öyle bir olay devreye giriyor. Burada üniversitelerin denkliklerini, ÖSYM kılavuzdaki statülerini takip ederek ona göre belirleyip başvurunuzu yapabilirsiniz. Kontenjanları da bazı üniversiteler açmıyor, bazıları açıyor. Onlara bakıp ona göre tercihlerinizi yapıyorsunuz. Ya kontenjanlar da son cümlende de söylediğin gibi her üniversite kendi kendine karar veriyor. YÖKİK'ten evet, bir dayatma evet. Konusu yok. Hepsi kendi karar yok, veriyor. Yok aynen. Kendisi yani bu sene diyor iki kişi alayım diyor. Bildiriyorlar. Herhalde o şekilde oluyor yani. O öğrenci kapasitesine göre okul karar vermiş oluyor yani. Peki bu geçişlerin, bu kontenjanın açıklanması yılın böyle hangi aylarına tekabül ediyor? Onlarda belli bir zamanları var mı? Yani normalde eğitim öğretim yılı içerisinde aslında bu istemler oluyor. Sonrasında kılavuzlar belli oluyor ama yani özellikle bu sene hani koronadan dolayı çoğu iş aksadığı gibi yani bu sene bunlar da aksamış olabilir. Yani ben özellikle tek tek üniversitelerin sitelerine girip yani kontenjanla ilgili duyuru yapılmış mı yapılmamış mı bunları takip ettim. Normalde bir site üzerinden de görebiliyorsunuz ama ben onu çok yani güvenemedim, doğru bulmadım. Her üniversitenin tek tek kendi tıp fakültesinin bu haberler sayfasına girip baktım. Oradan daha net bilgi oluyor. Kaç kontenjan açmış, başvuru tarihi nedir? Oradan erişebiliyoruz bu bilgilere. Ama genel evet. Olarak Haziran ayında bu netleşmiş oluyor ki Temmuz Ağustos'ta bu başvuru süreçleri başlasın. Şimdi mesela sen geçen sene geçiş yaptın. Bu hani ortalama ile belli bir formülizasyonu var. Ona göre bir puan oluşuyor demiştin ya. Ya bunda evet. Mesela belki kendine örnek verebilirsin bilmiyorum. Ne kadar zor? Yani Kıbrıs'tan Türkiye'ye geçmek çok mu zor? Yani çok zor değil. Öncelikle hani buradaki ortalamanın üzerinde bir ortalamanın olması gerekiyor. Yani benim burada geçiş yaptığım üniversite 60 ve üzeri ortalama istiyordu.
Benim de Yakın Doğu'daki ortalamam 60 ve üzerindeydi. Yani ben şansımı denemek istedim. Hani çok yüksek bir ortalamam da yoktu açıkçası. Hani ortalama bir ortalamaydı. Yani ben şansımı denemek istedim. Başvurdum, birkaç yere daha başvurdum. Mesela onlar olmadı ama burası oldu. Hani o sizin şansınıza da bağlı biraz. Hani kimse başvurmaz, atıyorum 10 kişi başvurmuştur. Hani sizin ortalamanız o 10 kişi içinde iyidir. Ama bir de 100 kişi başvurmuştur. Orada şansınız daha düşük oluyor. Yani buraya şans da biraz devreye giriyor. Ama ortalamanız yani 3.5'sa şansınızın çok yüksek olduğunu da söyleyebilirim yani. Ne kadar ortalamanız yüksekse şansınız da o kadar yüksek oluyor. Bir de şöyle bir durum da var anladığım kadarıyla. Hani her yılda geçiş yapabilirsin. Her yani evet. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçte. Her sene şansını tekrar tekrar deneyebilirsin anladığım kadarıyla. Evet. Bir tek son sene geçiş olmuyor. Hani altıncı sınıfa geçerken hani orada da artık bitiriyorsun da son sene geçilmiyor diye biliyorum. Hani bazı üniversitelerde o da var sanırım. Çok emin değilim bu konuda. Geçiş olayını hani her sınıfta söylemişken şu konuya değineyim. Genelde ilk 3 yıl hani teorik bilgi üzerine oluyor tıp fakültesi eğitimi. Çünkü parça parçadır. İlk 3 yıl teorik eğitim, sonraki 2 yıl işte stajlar, son yılda internlük olarak. Bu mesela ilk yıl ders uyumuyla ilgili genelde sıkıntı olabiliyor. Yani kimi üniversite anatomiye ilk yıl başlıyor, kimisi ikinci sene başlıyor. Bu durumda geçiş yapacağınız üniversitenin ders programıyla birebir aynı olması sizin yararınız olur ki sene tekrarı yapmayın. Benim yani ben buraya geçiş yaptığımda bir iki tane staj uymuyordu. Onları aldım ve devamında 5'e devam etmiş oldum. Hani benim için büyük bir sıkıntı olmadı bu. Ama mesela 1'de 2'de geçiyor olduğum zaman hani anatomi dersidir, işte diğer derslerdir. Bu problem olup direkt sene tekrarı gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Burada tek tek bakılması gerekiyor ders programlarında. Öznel bir soru sorayım. Sence şu an yeni üniversiteye girecek, Kıbrıs'a girmeyi düşünen öğrenci adayları için hani Kıbrıs'a şimdi gideyim, daha sonra Türkiye'ye geçerim gibi bir düşünceyle Kıbrıs'a tıp okumaya başlamak doğru mu? Yani buna güvenip ben nasıl olsa Türkiye'ye geçerim deyip insanlar Kıbrıs'taki tıbbı tercih etmeli mi sence? Ya da edebilir mi? Yani genelde şöyle oluyor. Hani ilk sene böyle bir düşünceniz yoksa da gittiğinizde ben kesinlikle yatay geçişi yapmalıyım moduna giriyorsunuz. Ben 4. senenin sonunda geçebildim. Ama bu tabii imkansız bir şey değil. Yani sonuçta bizim sınıfımızdan da her sene yani 5 kişi, 6 kişi falan bir şekilde geçerek gitti. Hani bu imkansız bir şey değil. Ama tabii düşünürseniz 200 kişi sınıftan her sene 6-7 kişi gidiyor diye düşünürsek hani yine çoğunluk bir kısım kalıyor. Burada sizin ortalamanız önemli tabii. Yani ne kadar üste çıkmış olursanız o kadar geçiş şansınız daha kolay oluyor. Diğer bölümler için de böyle. Herkes ilk giderken başlıyor. Hani bir şekilde yatay geçiş yaparım diye umut ediyor. Hani kiminin olabiliyor, kiminin geç olabiliyor ama hani umudu yitirmemek lazım bence. Peki şunu sorayım. Yani gözlemlediğin bir şeydir belki. Hani mesela sınıf mevcudiyetinin yüzde kaçı geçiş yaptı? Mesela ilk başladığınla son bıraktığın sene arasında mesela her sene yaklaşık kaç kişi geçiş yapabildi? Tahmini bir 30 kişiye yakın kişi de geçmişti. Çünkü her sene birileri gitti. Hani büyük bir sınıfı zaten tanıma imkanın da olmuyor. Hani herkese birebir hakim olamıyorsun ama hep birileri eksiliyor. Ama bunda şöyle bir kural gelmişti. Yani bir yönetmelik gibi bir şey çıktı. Sınıfın yani %10'un gibi bir kesimi bir başvuru şansı olabiliyor. Yani %10'undan fazlası geçemiyor gibi bir söylenti dönüyordu. Ama ben hani bununla ilgili net bir bilgim yok. Yani böyle bir şeye de takılmadım sonrasında geçiş yaparken. Hani onunla ilgili bu kararları da YÖK'ün sitesinden bakabilirsiniz. Onlar her geçiş döneminde belli şartlar açıklıyor. Hani oradan onu takip edebiliyorsunuz. Hani bir yine %20'si geçmiştir diye düşünüyorum sınıfın. Kıbrıs'taki okullar hani ücretli okullar. Şimdi bu ücretli okullara giderken sonuçta bir işte okulla kayıt yapıyorsun, ediyorsun ama sonrasında mesela geçiş yaptın diyelim. Bir devlet üniversitesine geçiyorsun Türkiye'de. Öyle bir düşünelim. Şimdi bunu geçtiğinde Kıbrıs'taki üniversite senden bir ücret talep ediyor mu? Sen benim 5 yıllık öğrencim olacaktın. Diğer yılları da ödemen gerekiyor tarzına bir beklentileri oluyor mu? Yok, böyle bir beklentileri olmuyor. Sadece bu ben şeyde çok sıkıntı yaşadım. Kaydımın buraya taşınmasıyla ilgili bir sıkıntı oldu. O da yani Yakın Doğu'nun öğrenci işleriyle alakalı bir problemdi. Yani kayıt silip işte evrak gönderip
teslim edilmesiyle ilgili süreç gecikti. Onun dışında bir ekstra ücret vesaire istenmiyor tabii ki. Ya biraz uğraştırdılar. Yani ama halloldu. Halloluyor ama bu hani yazı işleri, kurumların arasındaki iletişim, hani bir okulun Kıbrıs'ta olması ve Kıbrıs'ta işlerin biraz daha hani yavaş ilerliyor olması tabii birazcık uzatıyor süreci ama yani sonuç olarak bir problem olmuyor geçişinde. Anladım. Can teşekkürler. Bence YouTube'da bulunmayan bir konuda video çektik şu an. Yorumlara da arkadaşlar istedikleri sorularını sorarlar. Sen de takip edersin diye düşünüyorum. Biz de geçiş yaparken işte okurken bir sürü sorunun cevabını hep internete yazıyorduk. Kimini buluyorduk, kimini bulamıyorduk. Aynı dertten muzdarip arkadaşlarımız için video çekelim dedik. Umarım faydalı olmuştur. Yine sorularınızı da aşağı yazdığınızda zaten onları da cevaplıyoruz gördükçe. Herkes için güzel bir yıl olsun diliyorum. Üniversite tercihlerinde, geçişlerde. Hayırlısı olsun.